Evet arkadaşlar, bugünden sonra 20 gün bir kapanmaya gireceğiz. 20 gün kapanmaya girmeden önce bayram sonuna kadar tam kapanma. Şöyle bir gezelim, şehir turu atalım. Seferihisar'da Yelki'de Mehmet arkadaşımız var. Geçen hafta Bodrum'dan Kawasaki Vulcan aldı geldi. Hem ona bir hayırlı olsun diyelim diye çıktık. Hem motor çalışsın, hem yol yapalım. Hem de bir çekim yapalım. Yol videosu yapalım. Düşüncesi içerisinde. Şimdi sahile ineceğim. Sahilden manzaralar eşliğinde Seferihisar'a doğru gideceğiz. Bugün hastaneyi görünce aklıma geldi. Eşim ikinci doz aşı için randevu almıştı. Mesaj geldi. Aşı randevuları iptal edildi diye. Sabahleyin haberlerde izledim yine. Sanırım görünen tepkiler üzerine bakan açıklama yaptı. Yapmış. Randevular geçerli, iptal edilmedi diye. Göztepe Kavşağı'ndan şimdi sahil şeridine doğru iniyoruz. İmam Hatip diye de geçiyor buralar. Evet, buradan sahile geçelim. Burada arkadaşlar Göztepe Taksi'de de 90'lı yıllarda taksi şoförlüğü yaptım. Buradaki taksiciler de tanıdığım arkadaşlar. Orası da çıkışta tıkalı galiba. Biz sola döneceğimiz için sola kırmızı yanıyor. Bekliyoruz. Evet, yeşil yandı. Evet, sahile geldik. Balık tutan arkadaşlar, olta balıkçıları. Vallahi bize özlemimizi bir gideremedik, gitti. Arkadaşlar görüyorsunuz, ev buraya uzak olduğu için ya geldik birkaç defa, tam balık tutacağımız zaman akşam sokağa çıkma yasağı başlıyor diye eve dönüyoruz. Bir türlü zevkle balık tutamadık. Bütün umudumuz pandeminin bitmesinde. Pandemi bitince inşallah gideceğiz, böyle bir çadır açacağız. Cumartesi öğle saatlerinde gidip pazar öğleden sonraya kadar gece orada çadırda kalıp balık tutmayı düşünüyoruz Mert'le beraber. Mert benim eşimin ilk evliliğinden olan oğlu. Çok sevdiğim bir genç delikanlı. Çalışkan bir genç. Onunla da kafalarımız uyuyor. Öyle planlarımız var ama planlarımızı bir türlü gerçekleştiremiyoruz bu pandemiden dolayı. İnşallah bir gün bu planımızı gerçekleştiririz. Pandeminin bitmesini bekliyoruz. Yani gideceğiz. Çadırımızı atacağız, çadırımızı kuracağız. Orada sabaha kadar balık tutacağız. Sabah kalkacağız. Yani gece yarısına kadar balık tutacağız. Ondan sonra sabah kalkacağız tekrar. Öğleden sonraya kadar olta atacağız. Böyle bunun özlemlerini duyuyoruz. İnşallah gerçekleştiririz. Bu mereti bir atlatırsak gezeceğiz. Lastiklerimizi değiştirdik. Yeni lastik taktık motorumuza. Yol yapacağız. Hep bunların hayaliyle gezip duruyoruz. İnsanlar hayal ettiği sürece yaşarlar. Arkadaşlar
Geçen videomda da söylemiştim. Hep gençliğimizden beri bir motosiklet hayal ediyorduk. Hep motorlara bindik ama böyle bir Afrika hayallerimizin belki ötesinde bile diyebilirim. Ekonomik geliri belli olan biriyim. Hep başka şeylere öncelik vermek zorunda kalıyoruz. Tam bir şey alıyoruz. Ne yaptık? Hep işte önce bir ilk motorum, kendi motorum arkadaşlar, Java Ceylan'dı. Sonra çift silindir Java aldım. Ona bindik. Sonra öyle bir 150'lik kubu aldım. Adı, şey tipiydi. Söyleyeyim. Aklıma gelmedi. Enduro tipiydi. Güzeldi. O motorumu çok sevmiştim ben. Bu Afrika'yı aldığımda duruyordu. Bendeydi. Ama işte eşim iki motor ne yapacaksın falan deyince sattırdı bana o motoru. Sattım. İnanın pişman oluyorum. Çünkü şehir içinde arıyorum onu. Şehir içinde arkadaşlar büyük motor biraz daha ufaklara göre zor oluyor. Onlarla böyle arabaların arasındaki boşluklardan geçmek daha kolay, daha rahat. Afrika büyük olduğu için hele bir de lazım olduğunda arka yan çantaları da taktığımda tabii diğer ufak motorlar gibi hareket edemiyorsunuz. Kontrolü de diğerlerine göre şehir içinde daha zor, ağır olur. Öyle. Ama Afrika işte yoktu hayallerimizde. Alamam diye düşünüyordum. V-Strom NC vardı öyle. İşte sonra onların fiyatları da Afrika'lara doğru böyle ikinci el Afrika'lara doğru yaklaşınca ya dedim Sedat hayalim bu senin. Kararttım gözümü. Biraz kredi çektim. Şeyler böyle aldık bunu. Yani dediğim gibi insan hayal ettiği sürece yaşıyor. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Gerçekleştirebildiğiniz zaman ertelemeyin. Gerçekleştirme şansı bulduğunuzda mutlaka gerçekleştirin hayallerinizi. Evet, sahil evlerindeyiz arkadaşlar. Sağ tarafımız deniz. Öyle sahil kenarında oturanlar, yürüyenler. İnsanlar kapanacakları için 18-20 gün 2-3 gündür bu olay açıklandığından beri kendisini dışarıya attılar. Ne bileyim yani söyleyecek bir şey yok. İnsanlar da arkadaşlar kaynaşıyorlar ya. Yani o otobüsler kalabalık, alışveriş merkezleri kalabalık. Bakıyorum zaman zaman yani çıkmalar havaalanı oturalım diye 10 kişi 15 kişi grup halinde iç içe dış dışı. Yani birbirinizden biraz mesafeli oturun. Yok yani dinlemiyor arkadaşlar. Bu kaderci millet olduğumuz belli oluyor burada. Yalnız sahil evlerinden geçiyorum ama arkadaşlar bilmiyorum nereden geliyor. Bir şey var. Lağım kokusu var. Sahil evleri bandına girdiğimden beri burnumun direğini sızlatıyor hafiften. Biz de eşimle buraya geliyoruz arkadaşlar bazen. Hem çayımızı kahvemizi eşim kahveyi hazırlıyor. Orada kahvemizi içiyoruz, olta atıyoruz. Çayımızı içiyoruz, böyle birkaç saat vakit geçiriyoruz. Güzel vakitler geçiriyoruz eşimle. Sizlere de diyorum yol videosu olur. Deniz manzaralı diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız arkadaşlar sevinirim.
Yani bizim böyle çevre yok. Bize destek olan yok. Kendi başımıza bir tane iki tane bir tane iki tane böyle arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz abone olursa sağ olsunlar. Onlarla böyle bir 200 civarına geldik. Sizler de en azından abone olur da abone sayımızı arttırmada yardımcı olursanız bize destek olmuş olursunuz. Evet. Obanın oralara geldik. Arkadaşlar. Narlıca sahil bandında. Seferihisar'a doğru ilerliyoruz. Yelke'ye gidiyoruz. Hava rüzgarlı ama deniz tam balık havası. Deniz sakin. Rüzgarın yönünden olabilir. Rüzgar nereden esiyor? Rüzgar kıyıdan esiyor anladığım kadarıyla. Arkadaşlar herhalde ondan. Biraz da duruldu şimdi. Hafif duruldu. Yön mü değiştiriyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama var yine rüzgar var da. Evden çıkarkenki kadar güçlü değil. Ağaçlara falan bakıyorum şöyle bakın palmiyeler sakin. Denizde de görüyorsunuz. Çok öyle dalga yok. Sakinleşti. Aslında tam balık havası. Öyle bir tekneyle balığa çıkacağız. Az önce söylüyordum arkadaşlar biz genelde motorla geziyoruz. Böyle gezdiğimiz yerleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz ama balığa da gidiyoruz. Pandemi biterse balık videoları da koyacağız. Yani değişik gördüğümüz her yerden, her şeyden video koymaya çalışıyoruz. İsmimiz de gezip öğreniyoruz ya. Böyle gezdiğimiz, öğrendiğimiz yerleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet, Seferihisar yoluna girdik. Mehmet abimizin bahçesine az kaldı. Sohbet ede ede gittiğimiz için fazla süratle yapmıyorum. Zaten fazla sürat yapınca bazen rüzgar sesleri de mikrofona aksediyor. Bozuyor sesi. Eğer Mehmet abimizin oradan erken kalkarsam ki erken kalkmayı da çok fazla da oturmayı düşünmüyorum. Bir saat, bir buçuk saat oturup kalkmayı düşünüyorum. Belki yukarıdan radarlardan Kavacık köyünün oralardan dönebilirim İzmir'e. Dağlardan da böyle manzara resimleri çekebiliriz. Evet, yelkeye geldik. Bahar gelince her taraf uyandı arkadaşlar. Doğa uyandı, yeşillendi. Yelkenin bir sıkıntısı var. Mehmet abimizle de görüşüyoruz. Yelke bahçelerin olduğu yerler, sağ taraflar arkadaşlar. Anladığım kadarıyla pek su yok, sulama suyu yok. Bu anlamda yazları sıkıntı çektiğini söylüyordu. Benim de dikkatimi çekiyor. Böyle bahçelerde büyük 1 tonluk, 2 tonluk, 5 tonluk şeyler var. Plastikten
depolar koymuşlar bahçeleri yüksek yerlerine. Diktikleri şeyler oralardan sulamaya çalışıyorlar. O şekilde tankerlerle su geliyormuş. Su olmaması kötü tabi. Aynı şey bizim köyüm, benim köyüm için de geçerli. Benim köyümde de sulama suyu yok. Artezyenler bayağı uzak yerden, artezyen yer altından düşüyor insanlar, geliyor. Benim kardeşimin de vardı artezyen. Artık artezyen Ağustos ayı geldiğinde su kalmıyor arkadaşlar. Su çekmiyor. Öyle bir sıkıntı başladı kardeşimin orada. Bilemiyorum ne yapacaklar. İki yıldır Ağustos ayı geldiğinde o kadar azalıyor ki su. Kardeşim artık pek ekip biçmiyor ama işte ortakları, diğer ortakların hepsi hayvancılık yaptıkları için teyze oğlu da var. Ortaklarından biri de teyze oğlu. Beş ortaklar. Hayvancılık yapıyorlar ve baya yani fazla 30 dönüm, 40 dönüm, 50 dönüm belki bilemiyorum. Mısır ekiyorlar. Mısırla suyu susuz olmayan bir şey, ürün. Artık nasıl götürüyorlar bir şey diyemeyeceğim. Evet arkadaşlar, Seferihisar yolundan Gelgi'den sağa girdik. Böyle bahçe aralarından geçiyoruz. Mehmet abimizin bahçesine doğru gidiyoruz. Bu yol böyle devam ediyor. Onun bahçeyi de geçtikten sonra otobanın altında dar bir geçiş var, tünel var. Bırakmışlar otobanı yaparken. Oradan geçerseniz, devam ederseniz yine doğa içerisinde böyle yazlıklar, villalar var. Zeytin eline çıkıyor. Bir kere kullanmıştım o yolu. Zeytin eline çıkıyorsunuz. Oradan zeytin elinden işte isterseniz Urla tarafına, Çeşme tarafına ya da İzmir'e dönüş yapıyorsunuz. Sincap vardı bir tane ama tam son anda gördüm arkadaşlar. Zeytin ağacında belinde sincap vardı. Evet. Bahçeyi amcam bahçeyi sürüyor. Küçük el tarım makinesi. Küçük bahçeler için bu çapa makinesi, şey makineleri çok kullanışlı. Ama ben kayınpederin var bahçesi Urla'da. Annesinin yeri var. Orayı belliyoruz. Ama şeyle belli, elle. Bahçe küçük olduğu için çapa makinesi almaya değmeyeceği için böyle damatlar bu mevsimde. Ben belledim bahçeyi. Şahin kardeşim de, Levent kardeşim dün gittiler. Biber, patlıcan, domates, sebzeleri dikmişler. Böyle yardımlaşarak imece usulü bahçeye yazın gittiğimizde orada böyle 3 gün 5 gün sırayla kalıyoruz. İyi oluyor bizim için. Yani bir tane biber koparsak oradan, bir domates koparsak hoşumuza gidiyor. Seyretmesi bile güzel oluyor. Doğayla iç içe yaşamak güzel şey arkadaşlar. Organik sonra. Oranın da su pompası arızalıydı. Hava yapmıştı. Değiştirdik falan, olmadı. Şahin kardeşim dün yenisini almış. Takmış, onu da çalıştırmış. Becerikli de. Elinden de geliyor. Az subayken de. Teknik işlerden de anlıyor.
Evet, burada arı kovanları var. Arıcılık yapıyor. Buraya getirip kovanlarını koydu. Bayağı oldu. 5-6 ay oldu anladığım kadarıyla. Öyle. Daha arı. Mehmet abimizin de var arıları. Yani geçen sene biraz o çok koşturduğu için, yani sadece arıyla uğraşmıyor. Bir sürü şeyle uğraştığı için yoruldu. Pek arılarla ilgilenmedi. Her sene bal alıyorduk ondan. Arılar bal bile şey yapamadı. Zor arkadaşlar. Yani toprakla uğraşmak güzel ama yalnızsanız her işe yetemiyorsunuz. Zorlanıyorsunuz. Abi hadi Kawasaki nerede ya? Biz onu görmeye geldik ya. Kawasaki nerede diyorum, Kawasaki. Vulkan'ı görmeye geldik biz ya. Hayırlı olsun diyelim dedik, hem motoru görelim dedik. Ne yapıyorsun abi? İyidir, selamlar. Nasıl gidiyor? İyi, ben de ya, ben tabii kendime göre ayarlıyorum. Benim bugün boş günüm ya. İşletme var. Hani dedim pandemiye de gireceğiz. Hem dedim dolaşıp. Daha önce Kazım abimi aradım. Dedim perşembe günü bir pandemiye gireceğiz. Dolaşalım dedim. Mehmet abimin de alalım gidelim. E biz iş yapıyoruz, işi yetiştireceğiz bilmem ne. Bir şey demedim artık o zaman. Yani abi çalış 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 nereye kadar ya? Evet. Mehmet abimizin bahçesi burası. Birazdan cep telefonuyla da çekim yaparız. Tanıtırız bahçeyi ve arı kovanları burada. Konteynerden ev yaptı kendisine. İşte biz de sevdiğimiz için toprağı, doğayı, onun yanına geliyoruz biraz. Onun sayesinde hasret gideriyoruz. Burada da arkadaşlar güvercinler var. Birazdan şey, köpek var, ördek var, kaz var, hindi var, tavuk var. Ali Baba'nın çiftliği. Gezeceğim. Yok, birazdan gezeceğim. Şeyle çekim yapacağım. Bu bir giriş olsun. Kas kamerasıyla. Birazdan da arkadaşlar bir dinleneyim. Bahçeyi de çekeceğiz. Görüşmek üzere tekrar.